Selamlar. Bugün 3 Kasım Harbiye'de Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyununu izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Korona başladığından beri hiç fiziken bir tiyatroda bulunmadım. Şu anda da işten çıktığımda yağmur yağıyordu. Yani şu an yağmıyor. Ama kafama şimşek düşmediği takdirde mutsuz olacağımı zannetmiyorum bugün. Oldukça heyecanlıyım. Sadece çok az açım. Eğer bir şeyler yiyebilirsem çok daha keyifli olacak benim için. Yiyemezsem de yine bugünün tadını kaçırmasına izin vermeyeceğim ya. Aşırı heyecanlıyım. Bir de daha önce bahsetmiştim. Harbiye benim çok sevdiğim bir yer. Öyle olunca ekstra heyecan biniyor bu duruma. Maskeyle yaşamak çok zormuş. Yani elbette çok uzun zamandır hepimiz maskeyle yaşıyoruz ama ben bu kadar uzun saatler hiç takmamıştım. Benim de artık 6-7 saatleri bulan maskeye dönüşüm başlamış bulunmakta. Şu an belli olmuyor sanırım ama yine hafiften yağmur hissediyor. Bir şeyler atıştırmaya en olmadı. Elime bir kahve almaya çalışacağım. Oyun bittiği zaman tekrardan ne düşündüğümü anlatacağım. Her kedi sever gibi ben de maçkayı seviyorum. Ve genelde bu yolu kullanıyorum Harbiye'ye giderken. Rahatsız ettim galiba birini. Pardon. Ben şuradan kenardan gidiyorum abi. Saygılar, hürmetler. Böyle her yerde bir kedi var. Karşınıza çıkabilir şu an. Merhaba. Selam. Ben arkadaşlarımı çok sık tiyatroya davet ederim. Tiyatroya götürürüm. Evet, bazen zorla götürmek olur bu. Ortak olsunlar isterim. Beraber bir şeyler yapalım isterim. Neden bilmem. Erken de gelsem, geç de gelsem bu yolu hep böyle biraz koşturmacalı geçiriyorum. Şu anda da nefes nefeseyim. Biletimi alıp içeri girmeyi bekliyorum. Tekrardan merhaba. Oyun gerçekten aşırı keyifliydi. Oyun yazarlarına ne kadar hakimsiniz bilmiyorum. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun eseri Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin benim aslında konusuna oyunun başlamasına dakikalar kala baktığım bir oyun. Neden? Şöyle, açıkçası o kadar merak ettim ki İstanbul gibi bütün güzel tasvirlerin birlikte kullanıldığı bir şehri kim, nasıl, ne şekilde bir şeyin arkasına koyabilir? Bu merak aldırmıştı aslında bu oyuna bilet ilk olarak. Allah'ım çok heyecanlıyım ve karman çarman konuşuyorum gerçekten. Umarım sesim iyi geliyordur. Oyun 3 farklı kadının hikayesi. Bu kadın işte birincisi anneanne, onun kızı, onun kızı şeklinde ilerliyor. 3 nesilden farklı kadın. Aslında hepimizin bildiği hikayeler. Ama çok güzel, çok anlaşılır. Gerçekten çok neşeli anlatılmış. Benim çok hoşuma gitti. Çok sevdiğim bir kadın vardı. Hala var fakat eskisi kadar sık görüşmüyoruz. Hepimiz birbirimizin kurbanıyız demişti bir kere konuşurken. Özellikle aile bazlı düşündüğümde hep bu gelir aklıma. Yani ben de annemin kurbanıyım. Belki de benim çocuğum da benim kurbanım olacak. Çünkü işte toplumun bize dayattığı çoğu şeyi inkar ediyoruz ya da kabul etmeden yaşamaya çalışıyoruz. Ama bir şekilde ezbere devam ettiğimiz durumlar var ve onlardan da kaçmak zor, çok zor. Aşırı keyifliydi, aşırı iyiydi. Oyunculuklar çok iyiydi. Minimal bir sahne,
Yani birkaç dekor var. Onun dışında üç tane küçük sandalye ve üç farklı yaşta kadın. Üçü de kendi gözünden anlatıyor hikayeyi. Üçünün de anlatımı güzel, yaklaşımı güzel. Ben çok mutlu oldum bu oyuna gittiğime. Size de tavsiye ederim. Eğer fiziken şu an bir etkinliğe katılmayı tercih ediyorsanız. Bir de koronavirüs tedbirlerinden bahsedeyim hemen kısaca. Bir sandalye boş bırakılmış. Yani bir dolu bir boş şeklinde oturuyorsunuz. Giriş çıkışlarda yani girerken ben çok fazla sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ama çıkarken biraz kalabalık hurra diye çıkıyorsunuz. O noktada da kendimiz biraz önlem almamız gerekiyor ki zaten şu an Kasım'dayız. Ben herhangi bir alanda önlemlerin devam ettirildiğini görmüyorum ne yazık ki. Bu önlemleri kişisel olarak sürdürmek durumundayız. Ah, kamu spotumu da verdikten sonra ben yavaş yavaş yürüyorum. Çok mutluyum. Gerçekten aşırı 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 mutluyum. Yani bir de sana şunu söylemek istiyorum ya. Hani şu an belki maske olduğu için gülümsememi göremiyorsunuz ama bence sesimden, bakışlarımdan bunu hissedebilirsiniz. Arkadaşlarım, işte okuldaki arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım her zaman bana çok klasik bahanelerle geliyorlar. Yani sevdikleri şeylere vakit bulamama konusunda herkes diyor ki zaman yok. Hayat benim ama zaman yok. Bana çok gerçekten tezat geliyor. Çünkü bu hayat benimse sevdiğim şeylere illaki vakit bulurum. Belki önceliğim değildir. Ben de bugün çalıştım ve buraya koşturarak geldim. Saat 8.30'daki oyuna koşturarak yetiştim. Son 5 dakika kala ağzıma bir şeyler atabildim. Yani o zamana kadar ben de eve gidip yatmayı isterdim. Ama eve gidip yatmaktan daha değerli, daha kıymetli. Bana daha fazla şey katacağını bildiğim, daha fazla beni mutlu edebileceğini bildiğim, sevdiğim, hatta İçimde çok büyük bir korla aşık olduğum bir şey yapmaya geldim buraya. Ben burada tiyatroyla buluştuğuma çok mutluyum. Evde değil 2 saat, 12 saat de yatsam, 22 saat de yatsam, bir ömür de yatsam bu keyfi hiçbir şey veremez bana. O yüzden bence bahanelerin arkasına saklanmayalım. En azından sevdiğimiz şeylerde saklanmayalım. Çünkü sevmediğimiz şeyleri ertelemek mümkün ama sevdiğimiz şeyleri ertelediğimizde hayatı ertelemiş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım maskesiz ve sosyal mesafesiz günlerde sarılma fırsatımız olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen İstanbul'dan daha güzelsin tam not aldı. Çok sevgiler. Ah, bu arada unutmadan ben yakın zamanda Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir atölyesine katılmıştım ve açıkçası biraz kafam karışıktı bu konuyla ilgili. Anladığım kadarıyla kendisi mütevazi davranmış ve göründüğünden çok daha iyi bir oyun yazarıymış. Buradan da kendisine çok sevgiler. Öpüyorum, görüşmek üzere. Hoşça kalın.